Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asus'un yeni nesil bir oyuncu bilgisayarını inceleyeceğiz aslında. Burada karşımıza Zephyrus M16 duruyor. Tabii buna tam anlamıyla bir oyuncu bilgisayarı demek çok güçlü olmaz. Çünkü oyuncu bilgisayarları genel itibariyle böyle taşıması zor, mobilitesi çok fazla anlamlı olmayan cihazlardır. Fakat burada ROG Zephyrus bizlere taşınabilirliği ve gücü aynı anda sunuyor. Yani bilgisayarı şöyle kapattığımız zaman dışarıdan bakıldığında gerek tasarımı gerekse ince hatlarıyla böyle oyuncu bilgisayarlarının o kabalığını bizlere yansıtmıyor. Daha çok böyle taşınabilir mobil bir cihaz gibi duruyor. Fakat işin aslı bilgisayarı açtığınızda değişiyor. Çünkü aslında Zephyrus M16'nın ne kadar güçlü olduğunu onu kullandıkça anlıyorsunuz. Öncelikli olarak arkadaşlar incelememize bilgisayarımızın tasarımıyla başlayalım. Burada bilgisayarı açtığımızda aslında ilk dikkat çeken unsur çerçeveleri yok denecek kıvamda olan ekranımız. Burada %94'lük bir ekran kasa oranından bahsedebiliriz arkadaşlar. Sadece yan veya üst çerçeve değil alt çerçevenin de neredeyse klavye ile aynı hizada olduğunu görüyoruz. Bu da bakış açınıza göre karşınızda neredeyse çerçevesi olmayan bir ekran görmenizi sağlıyor. Dediğim gibi burada %94'lük ekran kasa oranına sahip bir panelimiz bulunuyor. Şu nokta çok önemli arkadaşlar. Bu dünyanın ilk QHD 165 Hz'lik ekranı. Dolayısıyla burada ROG Zephyrus M16'nın bizlere bir ilki sunduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz sizlere. Evet, tasarımdan devam edelim. Burada bir adet web kamera olduğunu görüyoruz. Bu entegre web kamerasının 3D Near teknolojisinin bir kombinasyonunu kullandığını sizlere söyleyelim. Burada şu önemli arkadaşlar. Bu web kamerası görüntülerdeki gürültüyü en aza indiriyor. Bu da genel itibariyle oyuncu bilgisayarlarında çok fazla görmediğimiz bir özellik. Burada Asus'un gerçekten güzel bir işçilik çıkardığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bilgisayarımızı kapattığımızda kendimize doğru tuttuğumuz zaman hemen sol tarafta power girişinin olduğunu görüyoruz. Onun yanına bir adet HDMI girişi, Ethernet girişi, USB girişi ve Thunderbolt girişleri yerleştirilmiş. Burada bir adet de mikrofon girişimiz yer alıyor arkadaşlar. Diğer yüze geçtiğimizde ise bir adet micro SD kart okuyucumuz var. Yine burada bir adet USB girişimizin olduğunu görüyoruz. Bilgisayarı kapatmışken bahsetmek istediğim bir diğer nokta ise şu kapak üzerindeki tasarım çizgisi. Normal şartlarda düz kapaklar görmeye alışırız fakat Asus burada bir renk oyununa yer vermiş arkadaşlar. Bilmiyorum kamerada görünüyor mu şu anda ama şöyle bilgisayarı ışığa doğru tuttuğunuz zaman, sağa sola yaptığınız zaman şu sırtıklı kısımda böyle gökkuşağını andıran renk desenleri ortaya çıkıyor ki bu da gayet hoş bir görünüm katmış cihaza. Şimdi bilgisayarımızı tekrardan açalım ve biraz da bilgisayarımızın teknik özelliklerine değinelim. Evet, tasarımıyla hoş bir cihaz. Taşınabilirliğiyle gerçekten çok şık, çok ince, çok zarif. Fakat bu şıklık, bu zariflik, bu incelik güç tarafında bizlere ne gibi bir yansıma vermiş? Bunu şimdi sizlere anlatacağım arkadaşlar. İncelememin başında da bahsettiğim gibi hani mobilitesi yüksek olan cihazlarda güç unsurunun biraz düşük olmasını bekleyebilirsiniz. Fakat Zephyrus M16'da böyle bir şey söz konusu değil. Bilgisayarı açtığınız zaman burada Intel Core i7 etiketinin yanında bir de GeForce RTX etiketi görüyorsunuz. Ben açıkçası şaşırdım çünkü hani bu kadar ince bir bilgisayarda RTX destekli bir ekran kartının olması beni biraz şaşırttı açıkçası. Biliyorsunuz RTX destekli ekran kartlarının şöyle bir özelliği var. Bu ekran kartları hali hazırda yeni nesil oyunlarda karşımıza çıkmaya başlayan DLSS dediğimiz kare hızı arttırma teknolojisini destekliyor. Bu sayede oyunlarda aldığımız FPS oranı DLSS ile birlikte çok daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra aktif ışın izleme dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Bu oyunlardaki gölgelerin ve ışık yansımalarının daha gerçekçi hale gelmesini sağlıyor. Yine bu cihazda bulunan ekran kartımız bahsettiğimiz aktif ışın izleme özelliği ki ray tracing olarak da geçiyor. Bunu da destekliyor. CPU tarafına baktığımız zaman yeni nesil Intel Core i7 işlemciyi görüyoruz. Bu işlemciyi arkadaşlar 48 GB'a kadar genişletebileceğiniz DDR4 RAM eşlik ediyor. Tabi burada bizim cihazımızın içerisindeki RAM kapasitesi 16 GB arkadaşlar. Lakin dediğim gibi siz dilerseniz bu RAM kapasitesini 3200
megahertzlik 48 GB'lık DDR4 RAM ile donatabilirsiniz. Burada tamamen sizin beklentilerinize kalmış. Fakat şunu belirtmek istiyorum sizlere. Halihazırda 16 GB'lık bu cihazın üzerindeki mevcut olan RAM belleği de günümüzdeki pek çok oyun ve uygulamayı kusursuz bir şekilde çalıştırmaya yetecektir. Burada bahsetmek istediğim bir diğer nokta ise tabii ki dahili depolama alanı. Malum günümüzde pek çok cihazda artık SSD'ler görmeye alıştık. Aynı burada Asus Zephyrus M16'da olduğu gibi. Bu cihazın üzerinde arkadaşlar Gen 4 512 GB'lık bir SSD belleğimiz bulunuyor. Fakat siz isterseniz bunu ne yapabilirsiniz? 2 TB'a kadar genişletebilirsiniz. Yine burada kullanıcıların beklentilerinin ön plana çıktığı bir seçenek söz konusu. Gelelim bataryamıza. Bu cihazda 90 watt saatlik bir batarya bulunuyor. Bu da ne demek? Siz bu cihazı fişten çekseniz dahi uzun bir kullanım süresini size vaat ediyor. Burada halihazırda şu anda bataryayı biz çektik arkadaşlar. Bakın burada 6 saat 55 dakikalık bir çalışma süresinden bahsediyor. Eğer siz ekran parlaklığını ayarlar ve bu cihaz üzerinde çok fazla güç tüketimi harcamayan nedir işte Word, Excel'dir, maillerdir vesairedir bu tarz bir çalışma işlemine girerseniz bu pil süresi daha da uzar. Aksi takdirde ne bileyim bir oyun oynayayım işte RTX desteğini de açayım, DLSS desteğini de açayım derseniz o zaman oyun tarafında sürenin biraz daha kısalacağını sizlere söyleyebiliriz. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Halihazırda mobilite anlamında böyle bir tasarıma sahip olup bu kadar uzun pil ömrü sunan ikinci bir cihaz da bulunmuyor. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Tabii şunu da sorabilirsiniz. Ya mobilite diyorsun. Çok güzel, tasarımı da hoş. Peki bu cihazın ağırlığı ne kadar? Onu da sizlere belirteyim. Bu cihaz arkadaşlar halihazırda 1.9 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Genel itibariyle bizim daha önce incelediğimiz oyun odaklı laptoplarda da daha doğrusu böyle RTX destekli ekran kartlarıyla donatılmış cihazlarda biz 2 kilogramın altını hiç görmemiştik. Burada Asus ROG Zephyrus M16 1.9 kilogramlık ağırlığıyla rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Şu aklınıza takılmış olabilir. Ya bu kadar ince bir tasarım, böylesine güçlü bir ekran kartı nasıl bir soğutma sistemiyle destekleniyor? Hemen belirtelim arkadaşlar. Bu cihazda Asus özel bir soğutma sistemine yer vermiş. Dolayısıyla oyunlarda öyle aşırı bir ısınma söz konusu olmuyor. Yani şu klavyede oyun oynarken elinizi rahatsız edecek bir ısınma, sıcaklık söz konusu olmuyor. Tabii günün sonunda baktığımız zaman şu aklınıza gelebilir. Tamam, çok güzel bu bilgisayar tasarımıyla, mobilitesiyle gerçekten rakiplerinden önde görünüyor. Ama oyun performansı nasıl? Kaç FPS alıyorum diye soracak olabilirsiniz. Biz bu bilgisayara birkaç tane oyun indirdik arkadaşlar ve bu bilgisayardaki oyunlarla, oynadığımız oyunlarla FPS testleri gerçekleştirdik. Şimdi bu oyunlardan aldığımız FPS değerlerini vesaire sizlerle paylaşacağız. Hangi oyunları seçtiğimizi de söyleyelim sizlere. Genel itibariyle son dönemde popüler olan bir tane online oyun seçtik. Onun haricinde yeni çıkmış olan, yeni nesil konsollarda da boy gösteren işte Resident Evil Village gibi yapımları test etmeye çalıştık. Bunun sebebi de arkadaşlar bu oyunların yeni nesilde de olması ve ayrıyetten bazı RTX desteğini vesaire de sunması. Tabii mesela Resident Evil Village bu desteği bize sunmuyor ama sunan oyunlar var. Biliyorsunuz arkadaşlar Resident Evil Village yeni nesil konsollarla eş zamanlı olarak tanıtılmıştı. Fakat bu oyunun gerçekten ROG Zephyrus M16'da müthiş göründüğünü sizlere söyleyebilirim. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bizlere oyun tarafında nasıl bir performans sunuyor bu cihaz ona bir göz atalım. Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. Have a wonderful adventure. I am speaking to you. The cabinet room.
This morning, in Berlin, in German doing with that thing? Someone answer, dammit! We need backup down here! Tarafında zaten başarılı olduğunu söylemiştik. Peki ses tarafında bizlere nasıl performans sunuyor? Dilerseniz şimdi yaptığımız ses testine de bir göz atalım. Genel itibariyle ROG Zephyrus M16'nın ses tarafında da rakiplerinin önünde yer aldığını söyleyebilirim sizlere. Burada ses tarafında bu kadar başarılı olmasının temel nedeni aslında karşılıklı çift kuvvet woofer'lara sahip altı hoparlör, zengin surround sese güç veren Dolby Atmos teknolojisine sahip olması arkadaşlar. Ayrıca burada 3D mikrofon olayı da mevcut. Yani bu ne demek? Yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi de bulunuyor bu cihazda. Bunun ne gibi bir artısı var? Hemen onu da belirtelim. Örneğin son dönemde Zoom ve benzeri programlar üzerinden uzaktan çalışma son derece yaygın hale geldi. Burada Zoom'da herhangi bir toplantı yaparken evde olan kalabalığı, gürültüyü vesaire ne yapıyor mikrofon? Otomatik olarak engelliyor. Dolayısıyla karşı tarafa sadece sizin sesiniz gidiyor. Burada da yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğinin son derece kritik bir role sahip olduğunu belirtelim sizlere. Şimdi sesten bahsettik, oyundan bahsettik. Gelelim Asus'un bize sunduğu ayrıcalıklara arkadaşlar. Burada bilgisayarı açtığınızda hemen dikkatinizi çekecek olan bazı tuşlar vardır zaten. Örneğin şurada bir ROG logosu görüyorsunuz. ROG logosuna girdiğiniz zaman burada direkt sizleri Armor Crate'e atıyor. Bu panelde arkadaşlar her şeye bakabiliyorsunuz. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Burada RAM'inizin frekansından tutun da her şeye erişiminiz mümkün. Buradan mesela sistem dediğinizde direkt olarak karşınıza sistem bilgileri vesaire geliyor. Onun haricinde arkadaşlar Aura Science var. Burada Aura efektlerini seçebiliyorsunuz. Yani klavyenizdeki efektleri vesaire ne yapabiliyorsunuz? Buradan belirleyebiliyorsunuz. Peki klavyemdeki efektleri belirlemenin kolay bir yolu yok mu? Var arkadaşlar. Burada F4 tuşunun üzerinde Aura yazısını göreceksiniz. Aura'ya FN tuşuyla birlikte bastığınızda direkt olarak klavyenizin RGB aydınlatmasını çeşitlendirebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Aura'nın hemen yanı başında bir adet fan tuşumuz bulunuyor. Bu fan tuşu arkadaşlar aslında bilgisayarın çalışma disiplinini size gösteriyor. Örneğin bir kere bastığınızda silent diyor. Silent olduğu zaman bilgisayar kendisini ne yapıyor? Biraz daha düşük güç moduna alıyor. Dolayısıyla silent moduna aldığınızda bilgisayarınızın pil ömrü de bir tık daha uzayacaktır. Fakat performans moduna aldığınızda ne oluyor? Fanların çalışma hızı ve diğer bileşenlerin harcadığı güç de bir tık daha artmış oluyor. Genel itibariyle ROG Zephyrus 16'nın bizlere pek çok kullanım kolaylığını bir arada sunduğunu sizlere söyleyebiliriz. Genel itibariyle hem taşınabilirlik hem de güç anlamında son derece yeterli bir cihaz. Eğer ben taşıyabileceğim gerçekten güçlü bir bilgisayar arıyorum
gerçekten her işimi görebileceğim, her oyunu oynayabileceğim bir cihaz arıyorum diyorsanız kesinlikle seçenekleriniz arasına ROG Zephyrus M16'yı eklemenizi de tavsiye ederiz. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.